Gündemdeki olayları doğru perspektifle değerlendirdiğimiz Doğru Bakış'a hoş geldiniz. Öncelikle gecikmeden ötürü, elimizde olmayan sebepten dolayı gecikmeden ötürü özür diliyoruz. Bu haftaki gündemi gazeteci, yazar konuğum Latif Şimşek'le değerlendireceğiz. Latif Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdülkadir Bey. Giriş cümlelerini atlayarak direkt hemen soruya başlıyorum. Aynen, gecikmenin evet. Müsebbibi biraz da benim. Elde olmayan bir nedenle küçük bir kaza, yani maddi hasarlı küçük bir kaza nedeniyle biraz geciktim. Evet, o yüzden ben de izleyicilerinizden özür dilerim. Buyurun. Partiler seçim beyannamelerini açıkladı en sonunda MHP. Bu pazar günü açıkladı. Özellikle ekonomi odaklı olarak gidiliyor. En göze çarpan ve en çok konuşulan da asgari ücretlere yapılacak olan zam vaatleri. AK Parti 1000 liranın üzerine çıkacağını söyledi. CHP 1500, MHP 1400, HDP 1800 ve en çarpıcı olan BTP Haydarbaş'ın partisi 5000 lira gibi bir rakam mı vaat ediyor. Hepsinin de tüm partiler de kendilerince bu vaatlerin gerçekçi olduğunu savunuyorlar. Seçmende peki bunun önemli olan bunun seçmende karşılığının olup olmayacağı. Biliyorsunuz Türkiye'de daha önce 3 anahtar, 2 anahtar bu tarz şeyler hep yaşandı ve kısmen de tuttu. Evet. Bu seçimde bu olur mu? Bu tutar mı? Buradan başlayalım. Şimdi tabii seçmenin bu vaatler karşısında geçmişe doğru şöyle özellikle 90'dan aşağıya doğru bir seçimleri düşünmesi, değerlendirmesi gerekir ki 90'dan sonraki ekonomik krizleri de göz önüne alması gerekir. Şimdi tabii bir kere Haydarbaş'ın 5000 lira asgari ücret olayı uçuk bir olay. Yani asgari ücreti 5000 lira yaparsanız bir okul müdürünün maaşını 12 bin lira yapmanız lazım. Yani Haydarbaş'ın vaadinin hiç konuşmaya bile değer bir tarafı yok. Herhalde seçmen de kıs kıs gülüyordur. Şimdi 1500 lira asgari ücret belki uygulanabilir, görülebilir. Emekliye iki maaş ikramiye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda uygulanabilir gibi görülebilir. Ama bunları yapmanız için 2016 yılında, 2015 yılında, 2016 yılında ve sonraki yıllarda yatırımları tamamen durdurmanız lazım. Yani hükümetin yeni havaalanı, yeni üniversite, yeni hastane, yeni yol, bu yatırımları durdurup büyümeyi, işte 2-2,5 olan büyümeyi 0.5'e hatta eksiye çekmeyi göze alırsa bunlar yapılabilir. Ama Türkiye'de son yıllarda yapılan, son yıllarda derken Kemal Derviş'in ekonominin dümenini eline almasıyla birlikte Türkiye'de reel ekonomiye geçildi. Popülist yaklaşımlardan uzak duruldu. Seçim ekonomisi kesinlikle uygulanmaması istendi. Eğer hükümet seçim ekonomisi uygulayacak olsaydı bu paraları seçimden önce de verirdi ve %55, %60'la alır götürürdü de. Hı hı. Ama burada yaptıkları çok vahim hatalar var. Bir kere asgari ücreti belirleme yetkisi tek başına iktidarda değil. Öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu gitsin TÜSİAD'dan asgari ücretin 1500 lira yapılmasında bir sakınca olmadığına dair bir belge alsın bence. Mantıklı. TÜSİAD'dan bir belge alsın. TÜSİAD Başkanı desin ki Kılıçdaroğlu'na, evet Sayın Kılıçdaroğlu, biz sizin 1500 lira asgari ücret vaadinizi destekliyoruz. Asgari ücretin 1500 liraya çıkarılmasında iş dünyası açısından hiçbir sakınca yok desin. Hı hı. Ben muhabirlik hayatımda çok asgari ücret tespit komisyonu izledim ve çok haberini yaptım. Orada iş dünyasının nasıl 10 lira 20 lira için hükümetle ve sendikalarla kıran kırana pazarlık yaptığını, saç başa birbirlerine girdiklerini çok çok iyi bilirim. O yüzden öyle bekara karı boşamak kolay,
mantığıyla ben asgari ücreti 1500 lira yapacağım, 1800 lira yapacağım. Yapamazsın kardeşim. Yapamazsın. Uygulanabilir değil. Yapamazsın. Uygulanabilir değil. 1500 lira asgari ücretin işverene maliyeti 2500 liradır. Tabii. Sen hangi işverene 2500 liraya işçi çalıştırtıp da ihracatı artıracaksın, üretimi artıracaksın, vergi gelirlerini artıracaksın? Mümkün mü ya? Sigortasız işçi çalıştırmayı daha çok teşvik edersin. Ha, belli bir periyotla artırılabilir asgari ücret. Yani her seferinde enflasyonun 2 puan, 3 puan üzerinde, ki şu anda AK Parti iktidarının yaptığı ve işvereni ikna ettiği rakam da budur zaten. Yani AK Parti iktidara geldiğinde 330 lira falandı sanıyorum asgari ücret. Yani bugün yanılmıyorsam 960-950. Yok, 1000... bin neti 940 ile 950 civarında. Ha, her seferinde her yıl biraz daha. Kalmış ki şöyle de bir şey var. Çok az insan bugün asgari ücretle çalışıyor. Yani siz mesela burada eminim ki hiç kimseye asgari ücret vermiyorsunuzdur. Evet. Mutlaka asgari ücretin 200-300-500 üzerinde veriyorsunuzdur. Yani şu an zaten piyasada reel ekonomide rakamlar 1.400, 1.300, 1.200 o civarda. Yani o da şey, vasıfsız elemanlarla ilgili. İşte adam garsonsa ayda 300-500'de bahşiş alıyor. Başka bir iş yapıyorsa bir ekstrası oluyor, oradan bir gelir temin ediyor. Emeklilere ne verilse, ne yapılsa azdır. Ama bu vaatlerin hepsini bir araya topladığınız zaman Türkiye'nin ekonomisini gerçekten sarsacak bir miktara, bir rakama ulaşıyor. Yani Devlet Bahçeli'nin bulduğu 79 milyar rakam, işte Kılıçdaroğlu'nun söylediklerine bakarsan 89 milyar. Hükümet muhalefetin bu vaatlerini paraya çevirdiğinde de 100 milyarın üzerinde bir yük getiriyor bütçeye, ki bunların uygulanabilir tarafı yok. Ayrıca da böyle vaatlerle seçmene, böyle vaatlerle yaklaşmak bence seçmeni kandırmaya çalışmaktan başka bir şey değildir. Zira herhalde birileri bu seçim döneminde muhalefete sadece ekonomik olarak yüklenin. Çünkü insanlar önce ceplerini, önce karınlarını düşünür demiş olmalılar ki muhalefet bu noktadan yükleniyor. Ama eminim ki seçmen de AK Parti'nin getirdiği ekonomik refahın farkındadır. Yapılan iyileştirmelerin farkındadır. Eğer bugün devlet hastanelerinde tedavi muayene olup da özel hastaneye gitme ihtiyacı hissetmiyorsanız, senede ne bileyim eskiden emekliler bile ister istemez birkaç defa özel hastaneye gidiyordu, birkaç defa eczaneden ilacını parayla alıyordu. Bunların hepsini üst üste bindirdiğiniz zaman okullarda çocuğunun kitabını parasıyla alıyordu. Yani birçok yenilik yaptı. Kömür yardımı, gıda yardımı, sosyal hizmetlerin yardımı belli bir şeyin standardın altındaydı. Bunların hepsini üst üste koydukları zaman zaten muhalefetin vaat ettiği ekonomik iyileştirmeyi bugün AK Parti 3 aşağı 5 yukarı yapıyor. Evet. AK Parti iktidarlarına yönelik muhalefet hep krizler veya eleştiri odaklı bir propaganda hep yaptı. Yani AK Parti iktidarlarına şu örneğinden beri. Unutmadan vereyim de. Hı hı. Şimdi Turgut Özal sanıyorum 89 mahalli seçimlerinde, 89 mahalli seçimlerini Anavatan Partisi kaybetti. Hı hı. O seçimlerde SHP ve DYP büyük illeri aldı. Ankara, İstanbul, Adana, İzmir gibi. O dönemde tabii İnönü'nün ve Demirel'in vaatleri vardı. İnönü'nün meşhur işte limon gibi sıkıyorlar, evet, kampanyası. Demirel'in kim ne verirse beş fazlasını veririm kampanyaları. Ekonomiye dönük, ekonomik iyileştirmelere dönük vaatleri vardı. Turgut Özal 89 seçimlerini kaybettikten sonra
çok yakınında birine şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor bu vatandaşın eğer memleketin imarından daha fazla cebini düşündüğünü bilseydim ya da popülist hareket etseydim GAP projesine aktardığım parayı bunlara aktarırdım ve şimdi bu seçimlerden de galip çıkardım diyor. Yani Güneydoğu Anadolu projesine milyar dolarlar akıtılıyor o dönemde Turgut Özal tarafından. Dolayısıyla popülist bir seçim vaadine girilmiyor, seçim ekonomisi uygulanmıyor ve Özal'ı cezalandırıyor seçmen. Sonraki yıllarda ne oluyor ama? Sonraki yıllarda ne oluyor? 90'dan itibaren o ağır ekonomik krizler insanları intihara sürükleyen 91 krizi, 95 krizi, 2001 krizi, 97 krizi insanları intihara sürükleyen ağır ekonomik bunalımlar geliyor. Yani herkes şunu düşünmeli, istikrarla bu şekilde devam mı etmek yoksa olup olmayacağı belli olmayan vaatlere kanarak Türkiye'nin istikrarından bir tuğla çekmek mi? Her oyu bir tuğla olarak değerlendiriyorum ben. Yani bu vaatlere kanarak AK Parti'ye oy vermeyen seçmen o istikrardan bir tane tuğla almış demektir. Eğer o tuğlaların sayısı artarsa o istikrar çökecektir. Kalmış ki vaat edilen şeyler de öyle Türkiye için uçuk kaçık şeyler de değil yani. Evet. Eminim ki hükümet seçimden sonra asgari ücret konusunda, emekliler konusunda biraz daha iyileştirmelere gidecektir. Zaten emeklilerin 1000 liranın altında maaşı olan emeklilerin maaşı 1000 liraya tamamlandı. İşte 1100 liranın altında olanlara sanıyorum seyyanen bir zam yine verildi. Evet, seyyanen zam yapıldı. Evet. Muhalefetin biraz önce söylediğim gibi seçim propagandası hep AK Parti'nin AK Parti'yi eleştirecek veya AK Parti'den dolayı oluştuğunu düşündüğü krizlere odaklı. İşte 367 krizi, Cumhuriyet mitingleri, gezi olayları, 17-25 evet. Aralık hep bu odakla muhalefet propagandasını oluşturdu. İşte şimdi ekonomide bir kriz olduğunu, buna çözümünün kendilerinde olduğunu iddia ediyorlar. Ama Türkiye'yi topyekün ileriye taşıyabilecek bir vizyon ortaya koyabilen henüz bir muhalefet olmadı. Evet. Mı acaba bu böyle mi yoksa AK Parti çok iyi algı yönetip muhalefeti ters köşeye mi yatırıyor? Karanlık noktaya mı çekiyor? Şimdi tabii insanların, vatandaşların böyle biraz olayları geniş düşünmesi gerektiğine inanıyorum ben. Türkiye'nin başına bir kere bir çorap örülmeye çalışılıyor. Yani bunu iyi görsünler. Türkiye'nin başına birileri tarafından bir çorap örülmeye kalkışıldığını ve muhalefetin de bu örülen çoraba ip taşıdığını, yün taşıdığını görmesi lazım. Ha bunu görmek için kimsenin müneccim olmasına gerek yok. Ben sadece şunu söyleyeceğim. AK Parti'yi istemeyenleri sayıyorum bak. CHP, HDP. Evet şimdi yok onları şunu da yazayım da. Şimdi bak AK Parti'yi istemeyenler. AK Parti'nin Türkiye'de iktidardan uzaklaşmasını isteyenler. Bir Amerika, iki İsrail, üç Suriye, dört Fransa, beş Irak, altı Almanya, belki bir parça bunun içine İngiltere'yi dahil edebiliriz. Rusya'yı da dahil Rusya'yı, edebiliriz. Yani Rusya'nın böyle kimin iktidarda olduğundan daha ziyade kendisiyle daha iyi geçinecek kimdir onun telaşında. Bir de Amerika ile kötü geçinen iktidar Rusya için aslında muteber bir iktidardır. O yüzden Rusya ile ilişkilerin, AK Parti'nin Rusya ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. CHP, HDP, paralel yapı ve ben burada MHP'yi en sona koyuyorum. Çünkü MHP'nin
durumu yöneticileri biraz aynı ağızdan konuşsalar da, ama MHP tabanı farklıdır. MHP tabanı asla Türkiye'de emperyalist güçlerin oyun oynamasını istemez de izin de vermez. Şimdi Amerika, İsrail, Suriye, Irak, Fransa, Almanya, İngiltere, bunlar el ele vermişler. AK Parti iktidarının gitmesini istiyorlar. Ya niye diye sorar insan. Niye istiyor bunlar AK Parti'nin iktidardan gitmesini? Yani AK Parti yolsuzluk, hırsızlık yapıyor da Türk halkı fakirleşiyor diye mi istiyor bunlar AK Parti'nin iktidardan gitmesini? AK Parti asgari ücreti 1500 lira yapmıyor, asgari ücretli gariban vatandaş eziliyor diye mi istiyor bunlar AK Parti'nin gitmesini? Yani bunlar AK Parti'nin gitmesini niye istiyor? Çünkü AK Parti İsrail'in Amerika'yla, Fransa'yla, İngiltere'yle, Almanya'yla el ele kol kola bu bölgede oluşturmak istediği yeni güç dengelerine karşı çıkıyor Türkiye. Orta Doğu'da derleyici, toparlayıcı bir Türkiye'nin Orta Doğu'da bütün dengeleri Avrupa'nın ve Amerika'nın İsrail'in aleyhine alt üst edeceğini bildikleri için Türkiye'de bir koalisyon hükümetine yol açmaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki koalisyon hükümetleri Öcalan'ın neden teslim edildiğini bile bilemeyecek başbakanlara sahip olur. Ecevit öyle demişti. Başbakandı. Abdullah Öcalan teslim edildiğinde ya bu Öcalan'ı bize niye teslim ettiler hala anlayabilmiş değilim diyordu. Koalisyon hükümetleri böyle hükümetlerdir. 1950'den 2002 yılına kadar 57 hükümet gelmiş geçmiş Türkiye'de. Her yıla 1.2 hükümet düşüyor yani. Bir yıldan daha az kalmış ortalama bir hükümet iş başında. Türkiye'nin neden geri kaldığını, yani niye fakirleştiğini, neden kendi arabasını, uçağını, otobüsünü yapamadığını, havaalanlarını, üniversitelerini yapamadığını, hastanelerini yapamadığını, 2002 yılına kadar güçsüz, zayıf kaldığını anlamak için bunlara bakmak yeter. HDP'nin özellikle Selahattin Demirtaş'ın Kabe çıkışından sonra İslam'a karşı olan söylemleri böyle biraz daha fazla polemik konusu olmaya başladı. Evet. Seçim propagandasında da, seçim beyannamesini açıklarken de Diyanet İşleri'ni kaldıracağız. Daha sonra tabii sözlerinin maksadının dışında anlaşılmaya çalıştığını iddia etti ama mesele o mu, yoksa ben Kürt oylarını aldım nasılsa. Biraz esas bu Kürt oyları benim için kemik oylar. Sol Marksist, daha doğrusu sol seküler oyları almalıyım. Hedefiyle mi bu söylemleri benimsedi HDP? Alevi seçmene özellikle göz kırpıyor HDP. Çünkü Alevi seçmen bugün CHP'de yoğunlaşmıştır. Hatta ve hatta CHP tamamen bir Alevi partisi haline gelmiştir. Yani bir belli bir grubun partisi haline gelmiştir. Oysa Aleviler de bu ülkenin temel bir gerçeğidir ve her partide yer alabilmeliler. Alevilikleriyle değil de donanımlarıyla siyaset yaparak her partide 3'er, 5'er, 10'ar, 30'ar yer alabilmeliler. HDP tabii aslına rücu ediyor zaman zaman, çünkü 1977'de 77-79 arasında PKK kuruluş felsefesini tanzim ederken sol Marksist ideolojiyi benimsemiştir tüzüğünde. Marksizmin temelinde de biliyorsunuz ateizm vardır ve dinsizlik vardır. Yani Marksizm dini reddeden bir dünya görüşüdür. Şu ana kadar da ne PKK, ne KCK, ne Kandil, ne Öcalan PKK'nın Marksist felsefeden
vazgeçtiğini, Marksist ideolojiden vazgeçtiğini belirten bir açıklama yapmadı benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş orada Türkiye'deki Alevi oylarına göz kırpıyor Diyanet'i kaldıracağım derken. Çünkü Diyanet'in kaldırılması öteden bu yana Alevi vatandaşlarımızın bir söylemi olarak hep önümüze geldi. Ama yani Alevilerden HDP'ye fazla bir oy gideceğini düşünmüyorum. Zira Alevilerin büyük bir bölümü ulusalcıdır ve PKK'ya karşı ciddi bir tepkileri vardır. Hı hı. Hatta çözüm sürecine bile karşıdırlar yani Alevilerin büyük çoğunluğu. O yüzden Selahattin Demirtaş yanlış kapıyı çalıyor. Kabe benzetmesi aslında rücu etmesi. Yani Müslümanlar için Kabe neyse bizim için de Taksim odur diyor. Yahudiler için Kudüs neyse bizim için Taksim odur diyor. Yani dinler üzerinden, dinlerin kutsalları üzerinden böyle bir benzetmeye gitmek Müslümanların Türkiye'de dini hassasiyeti olan insanların tepkisini çeker ve zaten çekti de. Peki AK Parti'nin iktidara geldiğinden bu yana bu kadar çok, hiçbir zaman bu kadar çok koalisyon lafı çok gündeme gelmemişti geçtiğimiz hafta özellikle. Hem tez hem antitez olarak muhalefet ve iktidarda dillendirildi bu. Bunun sebebi sizce nedir? Şimdi mesele ne biliyor musun? 2007 yılına kadar AK Parti sendeleyerek yol aldı. Hı hı. Yani 27 Nisan bildirisine karşı o demokratik, siyasal, sağlam duruşu gösterinceye kadar AK Parti hep böyle kroki vaziyetinde ilerledi. Yani yumruk aldı sağdan soldan, aparkart, direk, tekme, şu bu, ama yıkılmadı, ama hep sendeledi yani böyle. Hı-hı. Bir türlü kendini gösteremedi. 2007'den sonra AK Parti toparlanıp gerçek gücünü ortaya koymaya başladığında ve yavaş yavaş da paralel yapının farkına varmaya başladığında, aslında paralel yapının Türkiye için ne kadar büyük bir tehlike olduğunun farkına 2008'den itibaren AK Parti varmaya başladı. Hı hı. Yani onun çarelerini de aramaya başladı. 2008'den sonra AK Parti gerçek gücünü bulup kendine gelip milli ve İslami politikalar bölgesel olarak üretmeye başladığında, İsrail'e karşı Filistin konusunda duruşunu sertleştirip netleştirdiğinde herkes şöyle, bütün dünya böyle bir gerildi. Hı hı. Ya ne oluyor acaba, Osmanlı'nın torunları yeniden mi kendilerini buluyorlar? Yani Osmanlı'nın evlatları yeniden İslam dünyasında, tabii ki o dönemde olduğu gibi bir hükümranlık falan söz konusu değil ama ne yaparsınız? Bir İslam birliği oluşturursunuz. İslam ekonomik birliği kurarsınız. İslam ülkeleri işbirliğini geliştirirsiniz ve bir güç haline getirirsiniz İslam dünyasını. Batı'nın, Amerika'nın ve İsrail'in en çok korktuğu şey bu. Eğer Orta Doğu'da güçlü bir İslam birliği gerçekleşmiş olsaydı, İsrail bütün bu insafsızlıkları yapabilir miydi? Sahildeki çocuklara misket bombalarıyla saldırabilir miydi? Saldıramazdı. İslam dünyası İsrail'i tükürükte boğardı. Ne Amerika'yı dinlerdi ne Almanya'yı dinlerdi. Ama şu anda darmadağınık bir İslam dünyası. O kadar hoşuna gidiyor ki Batı'nın, İsrail'in. Ve günden güne daha da dağılıyor. Tabii. Dolayısıyla AK Parti bütün bunların sebebi olarak görüldüğü için hedef tahtasına konuldu. Ve neye mal olursa olsun mührü AK Parti'nin elinden almak istiyorlar. Hı hı. Melih Gökçek geçen gün benim programımda şöyle bir şey söyledi. Dedi ki Milliyetçi Hareket Partisi çıksın HDP ve CHP ile koalisyon yapmayacağını açıklasın dedi, eğer yapmayacaksa. Özellikle HDP ile dedi koalisyon yapmayacağını açıklasın dedi. Hiç cevap yok. Devlet Bahçeli
Melih Gökçe'yi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı benim muhatabım değil diye ciddiye almamış olabilir. Hı hı. Ya da öyle bir gerekçeyle cevap vermemiş olabilir Melih Gökçe. Ama her gün Melih Gökçe diline dolayan Oktay Vural nerede? Niye çıkıp da demiyor ki ya Melih Bey sen Milliyetçi Hareket Partisi'ne iftira atıyorsun. Biz asla HDP ile bir koalisyonun içinde olamayız. Bizim için HDP ile koalisyon olmaktansa siyasetten ayrılmak daha evladır. Niye demediler böyle bir şey? Benim kafam karıştı şahsen. Oysa benim MHP'ye bakışım bir CHP'ye bakışım gibi değildir. Muhafazakar bir parti olduğu için ben öteden beri MHP'ye hep sempatiyle bakmışımdır. Ve çok MHP'li arkadaşım vardır. Yani niye çıkıp da bunu söylemiyor? Ya da bir başka Milliyetçi Hareket Parti yetkilisi, grup başkan vekili, genel başkan yardımcısı, bir milletvekili çıkıp da ya Melih Gökçek bizim HDP ile koalisyon yapmayacağımızı deklar etmemizi istiyor. Tamam mı? Bizim bu deklareye de ihtiyacımız yok. Yani bunu söylemek de Melih Bey'e de düşmez ama biz diyoruz ki iki dünya bir araya gelse biz HDP ile koalisyon yapmayız. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Çünkü AK Parti'nin elinden mührü alabilmek uğruna CHP, MHP ve HDP koalisyonu yapılabileceği bugün kulislerde konuşuluyor. Hı hı. Yani o kadar oyu alabilirler mi koalisyon? Ben zannetmiyorum, alamazlar. Ama ola ki şeş kaza alabilirlerse böyle bir koalisyon yapılabileceği konuşuluyor. Nerede kaldı o zaman MHP'nin yıllardır çözüm sürecine karşı duruşu, şehitler üzerinden yaptığı siyaset, yani şehitlerimizin kemikleri sızlıyor olayı. Hı hı. Yani ben de zaman zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin o söylemlerine sempati duydum. Ama eğer Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir koalisyona evet derse, tabii zaten evet öyle, derse öyle bir koalisyon Türkiye'yi tabii birilerinin baskısıyla eder ki. Tabii bir böyle bir koalisyona evet derse yani bunun ne anlama geleceğini de düşünmesi lazım herkesin. Tabii paralel yapının da bu koalisyonun dördüncü ortağı olacağını unutmamak lazım. Hüseyin Gülerce paralel yapının sahip olduğu ekonomik imkanların, maddi gücün şu anda görünenin belki 10 katının, 100 katının yer altında olduğunu söylüyor. Görünmeyen bir maddi güç olduğunu, gücü olduğunu söylüyor. Dolayısıyla seçmenin oturup düşünmesi lazım. Yani AK Parti'yi Tayyip Erdoğan'ı eleştirirken neleri eleştirdiğini bir kağıt alsınlar. Ben olsam öyle yaparım ben bazı konularda. Bir kağıt al kardeşim şuraya yaz eleştirdiklerini sağ tarafa. Bu tarafa da artı verdiğin konuları yaz. Artı verdiğin konuları yaz bu tarafa da. Bir değerlendir bakalım sonuç ne çıkacak. Ve böyle bir koalisyonun iktidara geldiğinde Türkiye'nin ve insanların neler kaybedebileceğini bir düşün. İslam dünyasının neler kaybedebileceğini bir düşün. Bu bir siyaset meselesi değil Abdülkadir Bey. Ben yani burada AK Parti'nin avukatlığını yapmak adına söylemiyorum. İstikrardan yana bir duruş sergilediğim için bunu savunuyorum. Peki şimdi MHP'den bahsettiniz. Biraz bazı soruları da atlıyorum bu arada da. Evet. MHP'nin çözüm süreci masada değil diye bir açıklaması var. Yani biz iktidara gelirsek bunu askerle çözeceğiz. Böyle bir pozisyonla Türkiye'ye ne getirir ne götürür? Yani MHP'li ya da MHP'siz çözüm süreci askerle çözülmeye çalışılırsa tekrardan. Bu şöyle söyleyeyim. Bu söyleme pek çok Milliyetçi Hareket Partili seçmenin tabanın ben tepki duyduğunu biliyorum. Ha dese ki Milliyetçi Hareket Partisi bizim iktidarımızda çözüm süreci farklı bir kulvarda yürüyecek. Şöyle olacak, böyle olacak dese başka bir şey. Ama çözüm süreci masadan kaldırılacak, askeri çözüm olacak. Buna ne MHP'nin gücü yeter. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu saatten sonra çözüm sürecini
rafa kaldırmaya ne MHP'nin gücü yeter, ne CHP'nin gücü yeter, ne AK Parti'nin gücü yeter, ne de bütün partiler bir araya gelse onların gücü yeter. Çünkü bu millet %80 oranında çözüm sürecini destekliyor. Bu millet Ankara'da Kızılay'a gönderdiği çocuğunun hangi bombalama olayıyla, hangi tarama olayıyla karşı karşıya kalabileceğini düşünmek istemiyor. Bu millet askere gönderdiği oğlunun Siirt'te mi, Hakkari'de mi, Şemdinli'de mi, Mardin'de mi, Eruh'ta mı, Ömerli'de mi şehit düşeceğini düşünmek istemiyor artık. Bu millet, bu analar artık ağlamak istemiyor. Çözüm sürecinin tabii ki bir revize edilmesi gerekiyor ki AK Parti de bu çözüm sürecini özellikle Kobani olaylarından sonra ciddi anlamda revize etmeye başladı. Evet. Yani öyle her dediklerine eyvallah denilen bir çözüm süreci zaten yoktu. Ama Kobani olaylarından sonra revize edilmeye başladı. Seçimden sonra eğer AK Parti %47, 48, 49, 50 gibi büyük bir oranla yeniden iktidar olursa çözüm süreci gerçekten de Türkiye'de hani MHP hassasiyetlerine yakın düşünenleri bile tatmin edecek bir noktada yürüyecek. Ama asla rafa kalkmayacak. Evet. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle söylemleri biraz önce söylediğiniz gibi biraz daha sertleşti esasında. Evet. Masanın diğer tarafı demeyelim de kabul görmüyor Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Masanın diğer tarafı yok diyor. Hükümet de özellikle Yalçın Akdoğan açıklamalarında Sayın Cumhurbaşkanı destekler mahiyette. Biraz daha KCK'ya, Kandil'e sert çıkışlarla evet. bulunuyor ve HDP'ye. Bunun sebebini birçokları milliyetçi oylara yönelik bir siyasi taktik olarak gidiyor. Bunun sebebi 6-7 Ekim olayları mı yoksa seçimler mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. 6-7 Ekim olaylarından sonra HDP'nin söylemi de sertleşti. Hı hı. HDP AK Parti'ye karşı politikalarını, Tayyip Erdoğan'a karşı politikalarını sertleştirdi. Çok ağır bir dil kullanmaya başladı. Ayrıca zaten AK Parti şu ana kadar HDP'nin ya da Öcalan'ın, PKK'nın her dediğine evet diyen bir heyeti masaya oturtmuş olsaydı şimdiye kadar çoktan biterdi zaten. Hı hı. Yani HDP'nin Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye direnmesinin altında yatan sebep aslında AK Parti'nin ve Tayyip Erdoğan'ın çözüm masasında PKK'nın HDP'nin taleplerine, Öcalan'ın taleplerine direniş göstermesi, set çekmesi, evet. kırmızı çizgilerini ortaya koymasıdır. Yani şimdi o görüşmeler tabii ki süreç devam ederken açıklanmamalı, açıklanamaz ama zor bir süreç. Yani orada Türkiye hükümet devlet tarafı orada HDP'nin, PKK'nın, Öcalan'ın nerede dediğine evet demiyor. Evet. Yani Türkiye'nin gerçeklerini ortaya koyuyor. Zaten Tayyip Erdoğan'ın da şunu söyleyeyim bakın. Tayyip Erdoğan milli görüş geleneğinden gelse de Tayyip Erdoğan Rizelidir. Yani milli duyguları da ön plandadır. Yani milliyetçilik duyguları da vardır Tayyip Erdoğan'ın. Ama tabii milliyetçilik duyguları bir ırkçılık, kafatasçılık anlamında değil, sempatiyle milletine bakma anlamındadır. Ha kendi milletine, insan kendi ırkına sempatiyle bakarken bir başka ırkı küçümsemez, küçük görmez. Onun da Ermeninin de, Kürdün de, Arabın da kendi ırkına sempatiyle bakma özgürlüğü vardır, hakkı vardır. Ama insan kendi akrabasını, cemaatini, soyunu, sopunu yüceltirken de bir dini, İslami kıstasları da koyar ortaya.
Eğer biz Müslüman olarak hangi ırktan olursa olsun, eğer İslami özelliklerle, Allah'ın olmasını istediği sıfatlarla mümeyyiz olamıyorsa bizim için önemli değildir. Yani dolayısıyla Tayyip Erdoğan hani durup dururken böyle bir şey demiş değil. Ha bir dakika kardeşim, portakal orada kal diyebilen bir adam Tayyip Erdoğan. Barışa eyvallah, kardeşliğe eyvallah, kan akmasına eyvallah. Ama öyle bir taraftan öyle yapacaksın, öbür taraftan 6-7 Eylül Kobani olaylarında hükümeti götürmeye çalışacaksın. Birilerinin maşası olacaksın. Yemezler diyor. Bunu görmesi lazım. Yani seçmenin şöyle bir şey de olmamalı. Yani ya işte 13 yıldır AK Parti, AK Parti. Kardeşim isterse 30 yıl olsun. Eğer bir iktidar işleri yolunda götürüyorsa. Yani zaman zaman bütün dünyada krizler oluyor. Şimdi mesela bazı esnafın, iş adamlarının eğer bizi izliyorlarsa. Ya Latif Bey son zamanlarda da bayağı bir sıkıntıdayız. Çekler ödeyemez olduk falan filan dediğini duyar gibi oluyorum. Her seçim öncesinde bütün dünyada piyasalarda bir durgunluk olur kardeşim. Yani ekonomide bir durgunluk olur. Ama seçimden sonra geçer. Her seçimde bu böyledir. Ki Türkiye çok hızlı tabii, arka arkaya seçimlere geldi. Tabii Türkiye çok hızlı seçimler yaşadı yani. Bu beklenildiği gibi KCK'dan dün açıklama geldi, Yürütme Konseyi Eş Başkanı Besse Hozat. Evet. Bizim şu anda silah bırakmak için kongreyi toplamak gibi bir gündemimiz yok. Yalçın Akdoğan da hemen açıklama yaptı. Sen Nisan Mayıs'ta kongre toplayacaktın. Bu arada nasıl anayasa değişecek? Meclis kapalı. Yani böyle bir kandırmaca var mı? Yani sen toplayacaktın da ne engel oldu? Evet. Diye cevap verdi. Buradan anlaşılan bu silahları bırakma işi seçimden sonra, hatta biraz daha da sonrasına kalacak gibi gözüküyor. Bunun tabii zaten biraz önce sizin de söylediğiniz gibi bölgede artık halk tarafında özellikle hem bölgede hem batıda insanlar çözüm sürecini içselleştirdiler. Bu tarz şeyleri çok takılmıyorlar ama PKK özellikle bu seçim de dolayısıyla tekrar sahalarda kendini sıkça gösteriyor. İşte Van Belediyesi'nin koyduğu billboardlar gündeme geldi. Bu tarz şeyler devam ediyor. Onu kaldırdılar gerçi ama kaldırdılar, niyetler tabii anlaşıldıktan sonra kaldırmalar tabii hiç önemli değil. Yani mesele hala motivasyon noktalarının aynı noktada olmuş olması. Bu motivasyon noktasıyla seçimden sonra bu çözüm sürecini sonuç olarak muhatap olarak bunları devlet alıyor. Çözüm süreci bu muhataplarla ilerletilebilir mi? Yani ilerleyebilecek mi? PKK'nın silah bırakması gerçekleşebilir pozisyonuna mı? Vallahi bu işin hükümet koşulsuz silah bırakmanın ilk ve ön şartı olduğunu açıkladı çözüm süreci için. Evet. Eğer bu durumdan geri adım atarlarsa yani o zaman çözüm sürecini tıkayan taraf olarak halka bunun hesabını verirler. Hem Kürt halkına hem Türk halkına. Hı hı. Yani sen bir devlete karşı terör eylemlerine girişeceksin yıllarca. Yani diğer ülkelerdeki azınlık olaylarından çok farklıdır Türkiye'deki durum. Yani çünkü Türkiye'de Kürtlerin tamamı demokratik bütün haklara sahiptir. Belki ufak tefek işte ırkçı yaklaşımlar nedeniyle, marjinal yaklaşımlar nedeniyle Kürtlere karşı tavır alan bir kesim hep Türkiye'de bulunmuş olabilir ama o bizim için önemli değil. Hı hı. Türk halkının geneli, büyük bir bölümü hiçbir zaman Kürtleri dışlamamış. Hep iç içe, kucak kucağa sarılarak hareket etmişlerdir. Hala da öyledir. Onun için çözüm sürecini tıkayan taraf olacaksa da bırakalım PKK olsun. Yani Nisan-Mayıs aylarında silah bırakmak için kongre toplamak gibi bir programımız yok demek. Bu o zaman Öcalan'la danışıklı bir dövüş demektir yani bu. Hı hı. Öyle Öcalan oradan İmralı'dan çıkacak diyecek ki silah bırakmak için kongre toplamaya çağırıyorum, KCK'yı diyecek.
Onlar çıkacak, bizim böyle bir programımız yok diyecek. O zaman nasıl lidersin derler adama yani. Bu nasıl liderlik denir? Öcalan'ın da liderliği sorgulanır bu süreçte. Yani sonra güzel bir noktaya gelindi aslında. Yani bir taraftan çözüm süreci kendi mecrasında ilerlerken öbür taraftan vatandaş kendi çözüm sürecini uygulamaya koydu bile. Diğer taraftan. Şimdi PKK bundan sonra bölgeden öyle askeri adam çağırır gibi Kandil'e delikanlı zor çağırır. Hı hı. Yani ne devlet buna izin verir, ne halk izin verir, bölge halkı. Sen çözüm süreci vardı kardeşim, sen niye gelmedin, niye oturmadın masaya? Niye bozdun bu işi? Evet. Demez mi yani, hesabını sormaz mı? Evet. AK Parti, bir de dış politikaya geçmek istiyorum. AK Parti'nin geldikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğundan beri farklı bir dış politika vizyonu ortaya koydu. Evet. Mevcut konjektürde de tabii beklenenlerin karşılığı olmadığı için biraz başarısız gibi nitelendirilse de etrafımıza baktığımızda sınırlarımızın içerisinin diğer bölgelere göre her anlamda çok daha iyi olduğu aşikar. Evet. Ama tabii muhtemel bir iktidar değişikliğinde dış politika vizyonunun değişmesi durumunda Türkiye'yi ne bekler? Biraz da bunun üstüne konuşalım. Şimdi ben hep aynı örneği veririm Abdülkadir Bey. Türkiye'yi neyin beklediğini öğrenmek için Türkiye'nin neler yaşadığına bakmak yeterli. Hı hı. Osmanlı'nın son döneminden yani 1876'dan 1800'lerden 1923'e kadar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluncaya kadar Osmanlı Devleti'nin hangi aşamalardan geçtiğini, neler yaşadığını, hangi uluslararası şer odaklarıyla karşı karşıya olduğunu anlamak, bugünkü haritayı okumak için bence yeterli. Hı hı. 1908'de Abdülhamit'e karşı kurulan bir tezgah var. Abdülhamit 33 yıl kesintisiz iktidarda kalan, Kanuni'den sonra en fazla iktidarda kalan Osmanlı padişahıdır, sultanıdır. 33 yıl. Ve Batı'nın, Siyonistlerin Orta Doğu üzerinde belirginleşmeye başlayan emellerine karşı da dik duran bir padişahtır. Hı hı. Filistin'den toprak satın almak isteyen Yahudilere kanla aldığımız yerleri biz ancak kanla geri veririz diyen bir padişahtır ve o çok etkili olmuştur. Yani Filistin'de Yahudilere toprak verme işi Abdülhamit'in. Ayrıca işte İngilizlerin, İtalyanların, Fransızların, Avrupa ülkelerinin Osmanlı üzerindeki içten içe kemirmelerine de mümkün olduğunca direnen, karşı duran bir padişahtır. Fakat tabii 1908'de o meşhur hareket ordusu Makedonya'dan gelip Çapulcular, Abdülhamit'i tahttan indirdikten sonra aslında Osmanlı orada bitmiştir yani. Hı hı. Osmanlı Vahdettin'le falan filan değil. Osmanlı orada bitmiştir. Abdülhamit'e giden 4 kişiden ikisi Yahudi, biri Ermenidir. Tahttan indirmek için Yıldız Sarayı'na giden heyetteki 4 kişiden ikisi biri Yahudi, biri Ermeni, biri de dönme sözüm ona bir Osmanlı ama o da dönmedir. Mevcut da, perspektif değişir mi peki Türkiye'nin şu an şimdi, uyguladığı? Şimdi bakın bir kere Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin durumunu dünyada gelişmekte olan İslamofobyadan farklı değerlendiremezsiniz. Yani bütün dünya buna Amerika'da dahil olmak üzere AK Parti iktidarını İslam dünyasıyla özdeşleştirip
daha fazla güçlenmesinin AK Parti'nin, Müslümanların Orta Doğu'da daha fazla güçlenmesi, sadece Türkiye'de değil, anlamı taşıyacağını düşünüyorlar. Hı hı. Yani öyle %48'de %50'yle AK Parti'nin iktidar olması, başarılı olması, ekonomiyi bir noktadan alıp daha önemli bir noktaya getirmesi, Batı'nın kabullenemediği şeyler bunlar. Yani milli gelir ilk defa yani 3000 dolardan 11 bin dolara çıkmış, 3500 dolardan 10 yılda. İhracat artmış, üretim artmış. Yani Türkiye'de Türk malları Batı'da özellikle Çin'in piyasaya hızlı girmesiyle birlikte Türk malları kaliteli ve aranan mallar. Avrupa'ya gittiğim zaman ben, insanlar anlatıyor bana, Avrupalı soruyormuş yani Çin malı hangisi Çin malı, hangisi Türk malı. Türk malını alıyorlarmış, tercih ediyorlarmış. Çin malını almıyorlarmış. Tabii. Burada tabii seçim tantanasından atladığımız bir özel durum da var. Kıbrıs'taki pozisyon. Geçtiğimiz haftalarda Mustafa Akıncı yeni Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Hemen akabinde bir 4-5 gün kadar önce Yunanistan Dışişleri Bakanı, biz Kıbrıs'ta garantörlükten çekilmeyi istiyoruz, çekileceğiz yönünde açıklama yaptı. Ondan sonra da üçlü garantörlük sisteminin artık uygulanmasına gerek olmadığını ve Türkiye'nin adada artık bulunmasını istemiyoruz yönünde açıklama yaptı. Mustafa Akıncı da sol bağımsız bir aday. Çözüm konusunda da, Rum kesimiyle olan çözüm konusunda da bayağı istekli bir aday. Burada bakıldığında bu söylediklerimi alt alta koyduğumuzda kafalarda ciddi soru işaretleri çıkıyor. Ne bekler bizi Kıbrıs önümüzdeki dönemde? Vallahi ki oradaki burada yeraltı kaynaklarının da bu son dönemde özellikle gündemde olduğunu da dipnot olarak ekleyelim. Şimdi hani Anadolu'da böyle sürekli bir şeyler talep edildiğinde falan anan güzel mi derler, böyle bir deyim vardır tamam mı? Bu Yunanistan Dışişleri Bakanı'na sormak lazım. Yani anan güzel mi? Şimdi Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği'ne tam üye olmuş nasıl olsa. Evet. Anlatabildim mi? Yani bundan sonra sen Kıbrıs Rum kesimine garantör olsan ne olmasan ne kardeşim? Adam Avrupa Birliği'nin tam üyesi. Yani Avrupa Birliği garantör olmuş ona artık. Yani NATO garantör olmuş bilmem ne. Yani burada Kıbrıs Rum kesiminin kaybedeceği bir şey yok ki şu aşamadan sonra. Ne varsa kaybedecek bir şeye sahip olan neresi varsa Kuzey Kıbrıs. Yani Kuzey Kıbrıs'ta da işte böyle bir cumhurbaşkanı çıkıp yani biz artık yavru vatan olmak istemiyoruz. Tamam, söylem olarak bunu ifade etmesini anlayabilirim. Yani biz de artık ayaklarımızın üzerinde duralım falan filan, ama kardeşim önce seni kaç tane, kaç dünya ülkesi seni kabul etmiş devlet olarak? Hı hı. Türkiye'den başka seni kabul eden bir ülke var mı? Yok. İki tane. Hayır, bir tane sanıyorum şey Azerbaycan herhalde galip, sadece. Galip, bir tane var. Şey, tek bir ülke var yani. Ya Azerbaycan ya Pakistan. Yani tek bir ülke var Kıbrıs'ı tanıyan Türkiye'nin dışında. Hı hı. Bir de tabii ben Kıbrıs'a son birkaç yıldır gitmedim ama Kıbrıs'a çok gittim geldim. Kıbrıs'ta çok acayip bir propaganda yürütüyorlar Türkiye'ye karşı. Oradaki özellikle yerli halk arasında bir Türk düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunların içinde ya tamam biz bir şey istemiyoruz, Güney Kıbrıs'la birleşelim diyen zavallılar da var. Yani Avrupa Ülke Birliği'nin üyesi olalım hemen böyle işte bir şeyler olsun falan filan zannedenler de var. Yani Rauf Denktaş'ın verdiği mücadeleyi çoktan unutmuş görünüyorlar. O 60'lı yılları. 60'ları, 40'ları. Yani 74'teki Barış Harekatı'nın hemen öncesinde Rum çetelerinin yaptığı katliamları, tecavüzleri unutmuş görünüyorlar. Yani onun için Yunanistan'ın böyle demesi Türkiye'ye karşı bir ayak oyunu. İşte Türkiye'de tartışmaya başlayacak, garantörlükten çekilelim mi falan diye güya.
hem Kıbrıs kamuoyunu baskı altına alacaklar, hem Türkiye'yi baskı altına alacaklar. Bak Yunanistan garantörlükten çekildi. Siz de çekilin ya da bırakın, serbest bırakın Kıbrıs'ı, Kıbrıs halkını gibi. Ama Türk hariciyesinin ben bu oyuna geleceğini zannetmiyorum. Evet. Latif Bey, katkılarınız için teşekkür ederiz. Rica ederim. Vaktimizin sonuna geldik. Son bir şey söyleyeyim. Tabii. Yani bu kesinlikle insanlar şunu düşünmesinler. Çünkü öyle propaganda yapıyorlar işte, ya Tayyip Erdoğan tek adam oldu çıktı, işte AK Parti astığım astık, kestiğim kestik. Bunlar tamamen yalan ve insanları etkilemeye dönük propagandalar. Tayyip Erdoğan'ın öyle tek adam falan filan gibi bir şeyi yok. Türkiye anayasal bir ülke. Yani anayasada yasada olmayan bir hakkını zaten kullanamaz. Ayrıca Tayyip Erdoğan'ın yapısını, kişiliğini bu halk sevdiği için Tayyip Erdoğan'ı %52 ile Cumhurbaşkanı yaptı. Yani Tayyip Erdoğan hani kimin tavuğuna kış demiş ya da kime karşı külhanbeylik yapmış, kölelik düzeni mi getirmiş? Ne yapmış? Bugün en ağır hakaretler medyada Tayyip Erdoğan için yapılıyor. Yani işte sürekli medyada baskı falan filan deyip duruyorlar. Ne baskısı kardeşim? Açın Zaman Gazetesi'ni, STV'yi, Samanyolu TV'yi, Hürriyet'i, Sözcü'yü, Bugün'ü, Ulusal Kanalı, Halk TV'yi bir açın. Yani neler neler var ya. Adama söylemedik, edilmedik hakaret, söylenmedik laf bırakmıyorlar. Yani bir diktatör olmuş olsa Türkiye'de iş başında bunları söylemek mümkün mü ya? Ben şunu diyorum. Türkiye'de istikrarı bozmak isteyenler var. Türkiye'de istikrarı bozmak isteyen 1908'deki, 1909'daki güç neyse bugün de aynı güç var. İsrail'in, Amerika'nın, Avrupa'nın işine koalisyonlarla boğuşan, kendi iş derdiyle uğraşan 70 sente muhtaç bir Türkiye geliyor kardeşim. Bu kadar basit. Evet, tarih tekerrürden ibarettir. Dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Doğru Bakış'ın sonuna geldik. Birazdan Seçime 5 Kala isimli programda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin Canlı Yayın konu olacak. Moderatörlüğünü GAMEP Başkanı Nazmi Özkoyuncu ve bizim gazeteci arkadaşlarımız kendisine eşlik edecekler. İzlemeniz dileğiyle iyi akşamlar. Ben de Fatma Hanım'a, Sayın Fatma Şahin'e buradan saygılarımı ve selamlarımı ileteyim. Zira hem bakanlığı döneminde hem meclisteki milletvekilliği döneminde sık sık görüştüğümüz değerli bir siyasetçiydi. Şu anda da başarılı bir belediye başkanı. Eyvallah. Söylediğiniz için bu vesileyle buradan selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Evet, Doğru Bakış'ın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek ümidiyle.